Arkadaşlar, takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Bugün renkli sedef bileklik yapımımız var. İnşallah bugün hep beraber nasıl yapıldığını göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk başta malzemelerimizin tanıtımına geçelim. Ben şöyle size hemen kameramı yaklaştırıp şekilde. Bakın, görmüş olduğunuz gibi 2 adet arkadaşlar çivi. Şu şekilde 3 santim büyüklüğünde 2 adet çivimiz olması gerekiyor. Bunları sedeflerin içinden geçirip ondan sonra kıvırma yapacağız. Ve 2 adet de küpelik klipsi lazım arkadaşlar. Küpelik klipsimizin olması lazım. Bunları da yine kıvırdıktan sonra oraya geçireceğiz. 2 adet de bunların üstüne takmak için bu şekilde şapkalarımız, yani ara malzemelerimizin olması lazım. Biz bugün sedef kullanacağız ama sizin elinizde herhangi bir sedef taşı veyahut da boncuk olabilir. Her usulde yapılabilir arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde ağzı yamuk, yani şu şekilde yuvarlak olan silindir uçlu bir tane pensemiz ve yan keski lazım arkadaşlar. Evet, şimdi hemen fazla lafı uzatmadan yapımıza geçelim arkadaşlar. İlk başta çivilerimizi alalım. Sedeflerimizin şöyle iplerini keselim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunlar piyasada bu şekilde satılıyor ve çok da pahalı değil. Bunlardan temin edilebilir. Zaten çivilerimizin arkası, bakın şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kapalı olduğu için, yani şurada. Ondan dolayı geri kaçma olmayacak. Bu şekilde dizelim. Renkleri isterseniz renkli yapın veya isterseniz arasından seçin. Tek renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu şekilde yapalım. Boyut size kalmıştır. Misal diyelim 2 santim istiyorsanız bu kadar. Veya biraz daha uzun olsun, ben uzun seviyorum diyorsanız bu kadar. Veyahut 2-3 tane de kullanabilirsiniz. O sizin seçiminiz arkadaşlar. Biz bugün 2 santimlik yapacağız. Evet. Şu kadar bizim için idealdir. Genelde bu boy, yani bu boyutlardaki yaptığımız küpeler daha çok rağbet görüyor. Biz ondan dolayı bugün standartı gösterelim dedik size arkadaşlar. Ve şimdi gördüğümüz bu şapkayı, yani ara malzememizi üstüne taktıktan sonra hiç kesme yapmıyorum bakın. Ne yapacağım? Şimdi biraz yaklaştırayım ben kameramız için. Elimi daha net görün. Çünkü küpe yapımının en önemli noktalarından biri tam olarak budur arkadaşlar. Şu şekilde ucunu tuttuktan sonra şöyle bir yamultuyorum bakın. Sonra pensemi geri alıyorum. Tekrar şu şekilde yamultuyorum. Sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın, tam olarak görünüm şu yuvarlaklık olacak arkadaşlar. Bu yuvarlaklığı elde etmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Çünkü küpenin duruşunu telin kıvırma şekli aynı zamanda belirliyor arkadaşlar. Şimdi bunu kenara koyduk. Ve şimdi ötekine geçelim. Şimdi bunda sayı oranı yok. Çünkü neden? Sedeflerin kimi kalın, kimi incedir. Ondan dolayı sayıyı, yani ölçüyü yan yana getirip ikisi aynıysa eğer, göz kararı verip ondan sonra tekrar ölçümüze bakıp o şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani tane sayısı yok. Evet. Şu şekilde bakalım. Şu an bir tane fazla gözüküyor arkadaşlar. Şöyle çekelim. Evet, şu an bir taneyi aldık içinden. Şimdi tekrar bu şekilde ara malzememizi takalım. Bakın, burası çok önemli dedik. Bir daha bunu yapalım. Görün. Bakın, tuttum bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Elimi buraya koyuyorum. Bu şekilde bir kere kıvırdıktan sonra pensemi açıp tekrar aynı yere geliyorum. Şimdi bir daha kıvırıyorum. Yandan çıkmasını sağlıyoruz bak. Bu şekilde sona doğru geliyoruz. Ve biraz sıkıştırıp geri alıyoruz. Tam ortalanmasını sağlıyoruz. Bakın, bu şekilde olduğu gibi biraz daha netleştirelim. Evet. Çıkarttığım zaman da bu şekilde elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Ve şimdi
şüphelik malzemeleri biliyorsunuz değişiyor. Bunların teklisi oluyor. Yani ağzı açık olanlar vardır, kripsisi vardır, boncuklusu vardır. Biz bugün ağzı kapalı, bunlara gerçekten güzel yakışıyor. Bu şekilde yaylıdır. Açıp taktığınız zaman takılabiliyor arkadaşlar. Ve şimdi bunun araları zaten açıktır. Şu şekilde pensemizi kaldırıp bunu şöyle aradan geçirelim. Evet. Ya da arkadaşlar biz bunu şöyle yapalım. Şöyle ufak halkalar vardır ya. Şunlardan takalım, daha iyi sallanmasını sağlasın. Yani şimdi göstereceğim size. Bu şekilde halkalardan takabiliriz. Daha iyi sallanmasını sağlar arkadaşlar. Düz penseli yapsak daha iyi. Bu şekilde tuttuk. Bunu buraya. Bunu da bunun karşısına arkadaşlar takıyoruz ve kapatıyoruz ağzını. Ve bu şekilde bir küpemiz olmuş oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde başka bir tane alalım. Ağzını bakın böyle açıyoruz. Bakmayın benim ellerim alışkın olduğu için tırnağımla açabiliyorum ama sizin eğer ki elleriniz alışkın değilse iki pense yardımıyla şu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Ondan sonra buraya takalım. Ve en son şu görmüş olduğunuz halkanın içine geçirelim şu şekilde. Evet. Bakın şu şekilde iki çift sedef küpemiz olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık. Bunu her yaş kullanabilir arkadaşlar. 7 yaşından, 8 yaşından tutun. Emin olun 60-70 yaşına kadar bile arzu eden kullanabilir. Yani herkese uygun bir bileklik türümüz oldu. Özür diliyorum, küpe türümüz oldu arkadaşlar. Evet, takı tasarım atölyesi olarak öteki videolarımızda bakmanızı tavsiye ediyoruz. Orada da yine değişik son güncel bileklik yapımları, küpe yapımları ve yüzük yapımlarımız var arkadaşlar. İsterseniz o videoları ziyaret edip takı tasarım atölyesi olarak yine onlara bakıp yorumlarınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız gerçekten bizim için çok çok önemli ve değerli. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum efendim.